Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS 2022 güncel kanalındasın. 7. videoya başlıyoruz bugün. İlk 6 tane video izlemek istiyorsan hemen yukarıda bıraktığım karta tıklayarak 6 tanesini de oradan izleyip indirebilirsin. Evet hemen başlayalım ilk soruyla arkadaşlar. Önemli bir soruyla başlıyoruz. Çok e, yüksek hissettiğim bir soru bu. Kesin çıkar diyemem tabii ki ama denemelerde muhakkak karşına çıkar. NASA'nın ürettiği bir güneş araştırma aracı, Güneş'in taç küre ismiyle bilinen atmosfer uzantısına ulaşıp orada 5 saat geçirmiştir. Güneşimizin dış sınırına giren ilk araç olma özelliği taşıyan aracın ismi Parker arkadaşlar. Şöyle kalsın aklında. Güneşe park etmiş bu araç gibi. Hani parker park etmek vesaire diye uyduralım. Önemli olan akılda kalması. Kasım 2021'de Bitcoin City adında Bitcoin şehri kuracağını açıklayan bir ülke varmış. Evet El Salvador. Bitcoin El Salvador. Bitcoin biliyorsun parasal bir şey. Parasal el. Paraya elini alırsın falan. Bu şekilde absürt bir kodlama yaparak arkadaşlar akılda kalabilir. Ne alaka hocam deme. Gerçekten absürt olduğu için akılda kalıyor. Hatta beni dinleyenler geçen seneden bilir. Kodlama yaparak çalışıyorduk. Kasım 2021'de New York'taki sergide 34,9 milyon dolara satılan Diego ve Ben adlı otoportre eseri kime aittir? Ee, bilindik bir portre aslında. Frida Kahlo. Hatta Frida Kahlo'nun hayatını biliyorsan Diego'nun kim olduğunu zaten az çok tahmin edebilirsin. Genel kültür sorusudur. Güzeldir. Kadife devriminin yaşandığı ülke hangisidir? Çokça sorduğum, birçok yerde yer verdiğim bir kısım. Çeko-Slovakya arkadaşlar. Kadife devrimiyle biliyorsun bu iki, ülke ayrılmıştı. Çek ve Slovakya olarak ayrılmıştı. Kadife devrimi. 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan bilim insanları Suikuro Manabe, Georgi Parisi, Klaus Hasselmann olarak akılda kalsın, göz alı olsun. Önemli. Denemelerde muhakkak karşına çıkacaktır bu tarz sorular. Körlük, bilinmeyen adamın öyküsü eserlerinin yazarı kimdir olarak sorarsa? Jos Saramog yapacağız arkadaşlar. Önemli bir soru yine yazar. Rubailer isimli eserin sahibi Türk İslam bilgini kimdir diye sorarsa? Ömer Hayyam. Tam bir KPSS sorusu. Yani çıkması muhtemellerden bir tanesi. Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan kırmızı halka hangi kıtanın sembolüdür? Amerika arkadaşlar bu kırmızı değil de mavi olabilir. O yüzden bu halkaların hangi kıta isim geldiğini istersen videodan sonra bir göz atmanı öneririm. Genel kültür olarak kalır. En olmadı. Cehennem Değirmeni adlı kitabın yazarı, komutan ve siyasetçi Rauf Orbay. Cehennem Değirmeni. Şöyle kalsın aklında. Cehennem ya çok sıcak. Uf uh, uf uh, Rauf falan. <laughs> Hocam ne yaptın ya diyenleri duyar gibiyim. 2022 Avrupa Kültür Başkenti neresi olmuştur? Sırbistan'ın Novi Sad kenti. 2022 NATO zirvesi nerede yapılacaktır olarak sorarsa İspanya arkadaşlar. Antalya Portakal Film Festivali 2021 yılının en iyi film ödülünü alan film hangisidir diye sorarsa Okul tıraşı. Bu muhakkak denemelerde karşı çıkacak bir tane sorudur. Sınavda çıkabilir. Önemlidir. Bilmekte fayda var. UNESCO Dünya Miras Listesine giren 19. eserimiz olan Aslan Tepe Höyü nerede bulunmaktadır olarak sorarsa Malatya arkadaşlar aslında burada birden fazla soru geliyor. Aslan Tepe Höyü nerede diyebilir ya da e, UNESCO'ya giren 19. eserimiz işte olan Aslantepe höyüğü gibi sorular türetebilir. Ederek Malatya'da olan kısım eser hangisidir diye sorarsa Aslantepe höyüğü yapacaksın. Yani burada soru tarzı oluşturulabilir. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali hangi ilimizde? Hibrit enerji santrali önemli. Çünkü neden? Türkiye'nin ilkmiş. Avrupa'nın da en büyükmüş. Bingöl arkadaşlar. Bingöl Dünyanın yedinci harika, harikasından birisi olan İskenderiye Feneri hangi ülkede yer almaktadır? Mısır arkadaşlar. İskenderiye Feneri. İçimizdeki şeytan Kürk Mantulu Madonna adlı eserin sahibi yazarımız okuyanlar zaten bunu bilecektir. Sebahattin Ali olarak yapmamız gerekecek. Üniversitede TikTok fakültesi açan ülke yani bunu ben de okurken çok şaşırmıştım. Ama yani mantıklı mı bilemiyorum artık. Ne derece mantıklı ama artık TikTok'un fakültesi varmış. Ukrayna'da arkadaşlar artık TikTok fakültesi üniversitelerde yer almış. İlginçtir ki. Evet, geçtik. 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonasında hangi milli sporcumuz dünya şampiyonu olmuştur? Bence önemli. Meryem Betül Çavdar. Bunu not almayı unutma. Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçimiz kimdir? Bu da önemli. Toprak Razgatlıoğlu arkadaşlar. Önemli. Yine bir spor sorusu olur. Hangi milli sporcumuz 10 yaşında artistik buz pateni alanında Avrupa'da elde ettiği derecelerle altın kitapta yer alan ilk Türk kız sporcu unvanını almıştır? Çok önemli bir soru daha. Yine bir tane spor sorusudur. Böyle bir soru gelirse masal oran. Arkadaşlar bu 3 tane sorumuz son 3 sorumuz önemli. Meryem Betül Toprak Re Razgatlıoğlu sorusu ve masal oran sorusunu ben yazarken de e, önemli olduğunu düşünmüştüm. Bu 3 tane soruya lütfen dikkat edin. Şimdi bu, tüm bu soruları indirmek istiyorsan hemen aşağı bıraktığım linki tıkla. Bu bir. İkincisi İlk 6 tanesi bunun nerede hocam diyorsan yine yukarıya tekrar bir tane kart çıkartıyorum. Oradan tıklayıp 6 tanesini de izleyebilirsin. Bu da 7. sorumuz oldu arkadaşlar. Toplamda 7 tane video paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Lütfen beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Kendine iyi bak. Arkadaşlarına da beni önermeyi unutma. Hoşçakal.